Sincan cezaevinde istisnasız bir şekilde koşullu salıverilen herhangi bir mahpus yok. Bugüne kadar serbest bırakılan, koşullu salıverme hakkından faydalanarak bırakılan hiç kimse yok. Kadın cezaevi özelinde de bu durum öyle. İtiraz ettiğimiz yargısal makamlardan da lehimize çıkan hiçbir sonuç yok. Dolayısıyla herhangi bir istisnai karar, yani herhangi bir lehe karar çıkmaması durumunu bir veri olarak kabul ettiğimizde, burası çok özel bir kurul, özel bir uygulama merkezi olarak değerlendiriyoruz. Yani cezanızın tamamını yatarsanız, Sincan Kadın Cezaevindeyseniz, 6,5 yıl bir ceza almışsanız mesela, 6,5 yılın tamamını yattıktan sonra tahliye oluyorsunuz. Onun dışında herhangi bir şartta tahliye kurumunun işlemediği bir yer. Dolayısıyla sizin mahkemenizin, yargılamanızı yapan asıl mahkemenin kararını da kısmen ortadan kaldıran, bir infaz rejimine imza atan bir kurul. O yüzden bir pilot bölge olarak ve bu idari kurulu da tırnak içinde yeni bir ağır ceza mahkemesi olarak değerlendirmemiz mümkün. Bir kadın cezaevinde bu uygulamanın olmasının da biz özel bir anlamı olduğunu hissediyoruz. Türkiye'nin birçok cezaevinde bu kurullar var ve bu kurullara tabi tutuluyor. İşte 30 yıllık infazı olan insanlar, 15 yıl yatan, 10 yıl yatan, ama başka sürekli olarak farklı kararlar, lehe kararlar olup hani ikinci dönem değerlendirme sonucu tahliye edilen başka başka müvekkillerimiz var. Ama Sincan Kadın Cezaevi'nin istisnasız tahliye etmemesini ekstra bir kadın cezaevi olmasına da bağlamaktayız. Burada kadınları da terbiye etme, ekstra politik kadınları terbiye etme merkezi olarak değerlendiriyoruz. Şundan dolayı söylüyoruz. Yazılan kararlar o kadar keyfi ve o kadar küçük düşürücü kavram ve ifadelerle yazılmakta. Mesela müvekkilin ismi bir başka bir adli erkeğin ismi olarak geçmekte müvekkilin kararında. Bazen taraf olarak yanlış cezaevi girilmekte. Yani hiç önemsenmiyor. Yani kişiye özgü bir değerlendirme dahi yok. Toplu olarak buradaki kadın tutsakları bir terbiye etme mekanizması ve bir geri adım attırma merkezi olarak hani kendilerince tırnak içinde yeni bir uygulama, yeni bir pilot merkez olarak seçildiğini söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi infaz hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin de bu kararları hiçbir şekilde yargısal denetime tabi tutmadan onaylamasından da bu sonuca varmış bulunuyoruz.